Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere ıtır çiçeğinin bakımını ve çoğaltmasını, ayrıca ıtır çiçeğinin ne gibi faydaları var, onları anlatmak istiyorum. Evet, gördüğünüz yılların ıtırı arkadaşlar ve ben bundan çok fazla çoğaltma yaptım. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Yaprağında arkadaşlar eterimsi uçucu yağlar var ve siz böyle dokunduğunuz zaman havaya o eterimsi yağ uçuşuyor. Ve arkadaşlar havada o kadar güzel bir koku ve elinizde de çok güzel bir koku bırakıyor. Ve yumuşak bir yapısı var bakın yapraklarının. Şöyle ben hücre duvarı herhalde çok daha kalın ve bakın bozulmuyor, bir şey olmuyor. Ve limonumsu, tatlı bir limonumsu kokuyor elinizde ve ayrıca havada bırakabiliyor. Ben yan tarafına menekşelerimi koydum ki boyutunu daha iyi algılayabilirsiniz. Kenara doğru hep uzuyor. Bir sarkım modunda bir uzama hali var. Çiçeklerini açmaya başladı. Ben özellikle onları göstermek istedim. Bazıları merak ediyor, ıtır çiçek açıyor mu diye. Şöyle, evet arkadaşlar, ıtırın harika çiçek açışı. Şu anda Nisan ayının sonlarındayız. Bu Haziran'a kadar çiçekli kalabiliyor. Çok sıcaktan ve çok soğuktan korumanız gerekiyor. Kışın birazcık soğuk aldı. Uçları birazcık bayağı bir sarardı. Ama sıkıntı olmadı sonra. Aşırı soğuklarda üzerine ben bir örtü örtüyorum. Kışın cam balkonda bakıyorum ya da evin içinde penceredeki aydınlığı görebileceği bir yerde bakıyorum. Yazınsa arkadaşlar daha hani kuzey tarafta, hani çok fazla güneşi direkt almadığı bir yerde bakıyorum bunu. Ama 1 saat 2 saat güneş alabilen bir yerde onlar için ideal. Bakın ben bunu biraz dışarı koydum. Şöyle göstereyim. Aynı ıtır başka bir saksıda. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın daha fazla sararmış. Çünkü ben bunu 2 gün dışarıda kaldı ve güneş alan bir yerde kaldı. Hemen yapraklarını sararmaya başladı, sarartmaya başladı. Bu da geçen yıl çoğaltmaya çalıştığım ıtırım. Bu da çiçeklenmeye başladı. Bu da çiçeklerini açmaya başladı. Eğer çok cılız büyüyorsa, şimdi bu tek dal gibi büyüyor. Çiçeklerini döktükten sonra ben buradan böyle keseceğim. Hem çoğaltma yapacağım hem de bu kenarlarından artık filiz atmaya başlayacak. Komşum vermişti ıtırı ama ben etrafta çok fazla göremiyorum, bulamıyorum. Bazı yazan arkadaşlarımız var. Ege'de çok olduğunu ya da Azerbaycan'da çok fazla bu ıtırın yetiştiğini ifade eden arkadaşlarımız çok oldu. Itırın faydaları arkadaşlar. Itırın yağı çıkartılabiliyormuş ve ıtırın çayı yapılabiliyormuş. Ben hiç çayını yapmadım. Evet, ıtırın sindirmeye faydası olduğu söyleniyor. Birkaç tane ıtır yaprağını sıcak suda 10 dakika beklettikten sonra içilince sindirme faydası olduğu ifade ediliyor. Eterimsi bir uçuşan yağları var arkadaşlar ve kozmetikte kullanılabiliyor. Bakın bunlar bu yağları, sapı, yaprağı, çiçekleri hepsi kullanılarak bunun yağı çıkartılıyormuş ve kozmetikte de bu kullanılabiliyormuş. Peki biz nasıl çoğaltması yapacağız? Yani bir tane ben dalını kıracağım. Mesela şu olabilir. Bunu kırmak istemiyorum çünkü çiçekli gördüğünüz gibi. Şundan kırabilir miyim? Bu da çiçekli. Çiçekli olmayan bir dalını kırmak istiyorum. Hani çiçeği durmuş. Zaten bir yıl çiçek açmak için beklemiş. Şu olabilir arkadaşlar. Buradan. Şekilde. Başka bir tane daha almak istiyorum. Kırıldı. Bakın böyle iki tane dal aynı yere dikeceğim. Arkadaşlar hiç suda bekletmeyeceğim. Direkt toprağa dikeceğim. Ben bunu ilk defa aldığımda, komşudan aldığımda kışın bana vermişti. Ocak ayında vermişti. O zaman bile direkt toprağa diktiğimde tutmuştu. Böyle bir toprak kullanacağım arkadaşlar. Böyle bir saksı kullanacağım. Toprak seçmiyorlar. Ama bende torflu toprak vardı. Onu kullandım. Suyu çok seviyorlar arkadaşlar. Kesinlikle susuz bırakmamanız gerekiyor. Evet. Böyle kalem yardımıyla bir oyuk açıyorum. Oyun içine koyuyorum. Diğerinde bunu dikeceğim. Sonra tuttuktan sonra
ayırabilirim. Ve can suyumuzu verelim. Can suyumuzu bekliyoruz. Arkadaşlar, ıtır kolay kolay ölen bir çiçek değil. Ama neden ölür? Susuz bırakırsanız, çok soğukta bırakırsanız, çok sıcakta günlerce bırakırsanız ıtırı kaybedebilirsiniz. Bunun dışında ıtır yıllarca yanınızda durabilen, büyütebileceğiniz harika kokulu bir çiçek. Arkadaşlar, 2 hafta kadar toprağını nemli bırakacağım. Çok güneşte koymayacağım. Penceredeki aydınlığı ya da dışarıdaki aydınlığı alabilen bir yer onun için ideal. Evet, böyle ıtırlarım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.